Böyle konuşayım ben de. Sesi de kurtarmaya çalışıyoruz. Kaldı 7 gün. 7 gün daha gitmesi lazım. 7 gün arkası yapalım. Aynen öyle. Efendim Sayın Genel Başkan Yardımcım onurlandırdı sağ olsun. Ensaray'daki milletvekilimiz Serkan vekilim. Efendim belediye... Yok gerek duyuyorum ses değil mi? İyi. Ondan sonra oradan cırt cırt yapıyor. Şey daha çok kötü oluyor abi. Zaten biz burada aile ortamındayız. Hemşerilerimle de konuşacağız ona göre başkanın sesini arayacağız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hanımefendilerle işlerimizle Özlem Hanım hep beraber. Şimdi hakikaten uzun bir yola çıktık. 10 yılı sürdü. 10 yıl. 2019'da işte bir yarım arası vardı. O arada maalesef istediğimiz olmadı. Önümüzde engeller oluştu. Adaylığımız 40 günden sonra İYİ Parti lehine çekildim. Neden? Çünkü milletimiz için. Bu gayet iyi bir şey. Ben bunda gurur duyuyorum. Geçen gün birisi bana diyor ki, ya diyor neden çekildin? Ya millet için biz söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen bir anlayıştan geliyoruz. Millet için bana adım at diyecekler, ben koşarak giderim. O zaman öyle yaptık. Hiç de bir şeyim yok. O süreçten sonra 5 yıl geçti. Sıra geldi. Aday olduk. Şükürler olsun. Yine aday olduk. Şimdi o kalan yolu tamamlayacağız. Ve tamamlamamıza çok az kaldı. Burada dernek başkanım var abimiz Dursun Bey'den. Yani Dursun Bey'in gitmediğim bir tek mahallesi yok. O Dursun Bey'de o annelerin, babaların sevgisini, saygısını, o kucaklamasını gördüm ya. Ben şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Bandırma'da yaşayan AK Partili kardeşler, MHP'li kardeşler, İYİ Partili kardeşler, Demokrat Partililer, Kıratçılar, hepimizin oyunun tamamına talibim. İnşallah. Açık net. İnşallah. Bakın Dursun abi anlattı. Bu imkanı bir daha getirmek için yani ben bilemiyorum ama nasıl bir yol kat etmek lazım. Şu anda ucuna geldik. Anketlere baktığın zaman önde gözüküyoruz ama işi sağlam almamız evet, lazım. Evet. Onun için de bu sefer Bandırma'nın çok büyük bir oy oranıyla Büyükşehir'e destek vereceğini düşünüyorum. Onu da görüyorum ve şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Onu da söylüyorum. Bandırma, şimdi Balıkesir'in efendim büyük bir bütçesinin büyük bir kısmı Bandırma'dan gidiyor. Ama onun karşılığında ne alıyor? Yani biz Dursun abiyle yıllardır hep konuşuyoruz hakikaten. Hakikaten alamıyor, imkan alamıyor yani. Hep bir makyaj. Gelip de ben şimdi burada kimseyi kötülemeye niyetim yok. Kimseyi karalamaya, iftira atmaya, yalan doğan söylemeyeceğim. Ama bize yapılanları bir bilseniz, yani sizin evladınız olmasam, bu memleketin çocuğu olmasam, yani söylemedikleri kelime yok. Hatta bırakın aileme bile artık uzandı. Gazeteleri bastırıyorlar. Satın alınmış gazeteleri. Hı. Efendim onlara parayla bastırıp bütün kahvelere söylemedikleri laf yok. Ama eğer sen temiz adamsan hiçbir şey olmaz hemşerim. Onun için kazanacağız beraber. Eyvallah, inşallah. Siz de yanımıza duracaksınız. 50 tane yalan da var. Hırsızlık yok, arsızlık yok, namussuzluk yok. Kimsenin yanlışında gözümüz yok. Hep işimize baktık, mücadele ettik. 10 yıl milletvekilliği yaptım. Hiç kimsenin başını öne eğdirmedim. Hatta hiçbir Allah'ın kuluna hangi partiye oy verdin diye sormadım bile. Size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Ama bunun bir parti seçimi olmadığını herkesin bilmesi lazım. Benim işim, benim gücüm, benim hayalim sizin bereketinizi arttırmak. Memleketin potansiyelini en üste çıkartmak. Yani yok ben AK Partiliyim, yok ben MHP'liyim, İYİ Partiliyim, böyle bir şey yok. 20 yıldır partiyi, ülkeyi yönetenler Balıkesir'e bir bakanı bile veremedi. Şimdi üçer üçer bakanlar sadece bakmaya geldi. 17 bakan. Ama şu kardeşimiz sağ olsun genel başkanım ve yardımcılarımız ve MYK'mız ve diğer dün 6 parti beni bu ittifakta bakan olarak ilan etti. Yani sizin başınızı öne hiç eğdirmedim. Şimdi de sizden tam destek istiyorum hemşerilerim. İnşallah. Vallahi kıratçılara da bu yakışır. Vallahi bu yakışır. Ben işte onun için diyorum, bu yakışır. Yani hakikaten bu yakışır. Balıkesir demokrattır. Bizler de demokratız. Onun için bunu hem sosyal demokrat anlayışı
Ben söylüyorum, ben milliyetçiyim köküne kadar. Böyle doğdum, böyle büyüdüm yani. Al genel başkan yardımcım burada, o da milliyetçi. Neden? Çünkü bizim altı okumuzun bir tanesi zaten milliyetçilik. Yani Atatürk Parti'yi kurarken Türkiye Partisi olarak kuruyor. Şu anda onun için ben de aynı zamanda İstiklal Madalyası sahibi, bu kutsal toprakların evladıyım. Neden öyle diyorum? 15 Mayıs'ta İzmir işgal ediliyor, 16'sında efendim Balıkesirliler, Bandırmalılar hepsi birleşiyor ve 41 bayrak adamla bütün herkes bir milli mücadele başlatıyor. İlk kurşunu Ayvalık'ta, son kurşunu Bandırma'da atıyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu demek Balıkesir, Bandırma, bizim bölgemizin elinin altından gelmeyecek hiçbir şey yok demektir. 5 yıldır, 10 yıldır particilik üzerine siyaset yapıp Bandırma'mızı bir kenara itenler, sadece göz boyamaya çalışanlara hizmet nasıl yapılır? Cenab-ı Allah'ın huzurunda şeref sözü veriyorum gözde. İnşallah. Şeref sözü. Yani geçen dönem hadi bir oyun oldu. Efendim yok, adaylığımız gitti. Şimdi sizin bir oyunuz bu büyük oyunu bozacak. İnşallah. İnşallah. Şimdi de yetmedi, bir tane de Ahmet Akın çıkardılar. Başkanım için bir daha söylemeyeyim. Sıkılı her seferinde söylüyor. Gittiğimiz her yerde bunu görüyorlar. Bu bir kere hakaret bu millete. Ne gerek var? Gittim, elini sıktım aday olduğum zaman. Hatta bana dediler ki yapmaya gidiyorum. Ya dedim gideyim, 31 Mart'tan sonra yine görüşeceğiz. Gittim, elini sıktım. Dedim ki bak yiğitçe, mertçe bir mücadele edelim. Ve hala tutuyorum kendimi bakın. Hiçbir kötü laf, hiçbir şey söylemedim. Söylemeyeceğim çünkü yakışmaz diye. Efendim, gidip efendim adama aday çıkartıyorlar bir genç bir kardeşimizi. Ondan sonra işte onun üzerinden milletin aklıyla alay edip Ahmet Akın'a gidecek oyların bir kısmını öteki tarafa alma peşindeler. Bir karargah kurdular. Bu otel büyüklüğünde bir seçim merkezi. Orada tek tek hesaplamalar yapıyorlar. Akıllar fikirler alaverede dalaverede. Neden? Bu seçim kaybedildi de onlar nezdinde. İnşallah. Bu gözüküyor. İnşallah. Onun için sizden ricam, hem siz çevresi çok yüksek olan, aynı zamanda milli duyguları yüksek olan, hepiniz demokrat insanlarsınız. Bu ülkenin kuruluşunda, taşında, toprağında hep emeğiniz var. Bu Balıkesir'de de şu değişimi başlatmak için evladınıza sahip çıkın abi. Onu açık net söylüyorum. Ulaşabildiğiniz herkese ulaşın. Çünkü burada hakla yarış eden birisi var. Devletin gücüyle yarışmaya çalışan bir kardeşiniz var. Ve bu konuda da hem milletvekili hem partimiz hem de eşim, o da bir de damadınızım yani. Bir de o da var yani. Yani ondan sonra yani baktığınız zaman hakikaten Balıkesir'imizin bütçesini, vallahi damatları daha çok seviyorlar Dursun abi. Bak damatları daha çok seviyorlar. Damatları daha çok seviyorlar. Hoş ben de buralıyım yani. Evim burada. Hep burada oturdum yani. Efendim onun için bu süreçte bizler beraber hizmetleri yapacağız. Dursun abi dertli. Adam çok haklı. Hakikaten haklı. Yani geçen dönemden beri biliyorum. Büyük şehirde yani sen düşünebiliyor musun? Parayı veriyor bir şey almıyor. Veriyor bir şey almıyor. Göz göre göre gidiyor. Şimdi alma zamanı. Şimdi biz Balıkesir'imize, Bandırma'mıza hizmet edeceğiz. İnşallah bunu da birlikte tamamlayacağız. İnşallah. Efendim çok uzatmayacağım ama öncelikle hayırlı Ramazanlar. Şimdi daha sonra inşallah bu efendim bizim demokrat platformuna teşekkür için de geleceğiz. İnşallah. Çünkü bayramda da geleceğim, teşekkür edeceğim. Yani bakıyorum, bakıyorum şimdi hizmet yapılacak Bandırma'ya. Bandırma Türkiye'nin bir merkezi konumunda. Limanı var, üniversitesi var. Efendim havalimanı var aslında. Her türlü imkanı var. Güzergahı, yol güzergahında. Ama sadece makyajla yönetiliyor. Buraya akıl, fikir, bilim ne varsa girin. Altyapıdan üst yapıya bir yenilenmeye ihtiyacımız var. Yapacağız hep birlikte. Efendim trafik sorunu çözeceğiz burada. Yıllardır söylüyorum. Mecliste de söyledim. İnşallah çözmek bana nasip olacak. Bu otobüs diye millete minibüsleri gönderiyorlar. Bildiğin otobüs diyerek minibüs gibi araçları gönderiyorlar. Efendim burada hizmet yaptıklarını söylüyorlar. Katlı otopark diye söz verdiler.
bir bal park yapıldı. Ama ben size açık net söyleyeyim. Bandırma'ya otoparkı ben yapacağım. Söz veriyorum. İnşallah. Söz. Söz. Ayrıca altyapı yıl 2024. Ya neden bunu konuşuyoruz biz ya? Su, altyapı, kanalizasyon, atık bunlar konuşulmaz artık. Yol, ulaşım. Ulaşılamayan mahallelerimiz var. Evet. 24 oralarda hayatın olması için Cumhuriyet köylerine ihtiyacımız var. Atatürk'ün hayali Cumhuriyet köylerimizden bir tanesi başlangıç olarak Bandırma'mızda olacak. Bunu da gerçekleştireceğiz. Dengesizlik fiyatlardaki. Neden su fiyatları burada başka, orada başka? İstanbul'da su 200 kilometreden geliyor. Bizde suyumuz var ama çıkartma maliyeti için ne gerekli? Enerji. Yani en büyük enerji %60'ın üstünde. Hatırlarsanız bundan 9 ay önce kardeşinizi Enerji Bakanı ilan ettiler. Bu iş benim işim. Bu suyu getireceğiz ve bölgenin en ucuz suyu Balıkesir'de bölgemizde kullanılacak. Tarımsal sulama. Tarımsal sulamanın ücretsiz olması gerektiğini ben yıllardır söylüyorum. En son 1,5-2 yıl önce mecliste söyledim. Bundan 1,5 ay önce de yine lansmanda söyledim. Buradan söyleyeyim. Vahşi sulamayı durduracağız. Bununla ilgili bütün altyapımızı çalıştık. 2 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle çalıştık. Bu Balıkesir. Vahşi sulamayı durduracağız. Böyle bir şeye izin vermeyeceğiz. Biz desteğiyle bunu yapacağız ve tarlayı işleyene suyu da kullanana vereceğiz abi. Çünkü bu su üretim olmazsa, tarla işlenmezse memleketi kalkındırmamıza imkan yok. Tarımsal sulama 5 yıl ücretsiz olacak. Şimdi 1/5000'lik planlar. Neden yapılmadı belli değil. Önü tıkanıyor yani Bandırma'nın girişimini. Bunu hemen Dursun abimiz bizim sonuçta. Dursun abimle birlikte kol kola girip tam bir mutabakatla efendim bir araya getireceğiz. Bandırma sporumuz. Şimdi ben söyledim, ben bunu kürsüde de söyledim. Yani Bandırma spor hakikaten, yani inanın öyle bir taraftarı var ki, eğer sahası olmasa, tarlada oynasa vallahi oraya bile büyük bir sahiplenirler. Ama şu anda hak ettikleri büyük bir stat var. O butik statın yeri daha önce, yıllar önce Dursun Başkan zamanında belli olmuştu. Şimdi o statı biz Dursun Başkan'la kol kola girip Türkiye'ye örnek bir butik statı Bandırma sporlara hediye edeceğiz. Efendim, 10 numara kart diye projemiz var. Burada nedir bu? 10 numara kart bütün Balıkesir'de, bütün ilçelerinde sadece esnaflarında geçecek bir sosyal kart. Bu sosyal kartta sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Çünkü halka hizmet hakka hizmettir. Bizim inancımız gereği ve memleketimize, Bandırma'ya, Balıkesir'e hizmet Allah şahit benim için ibadettir. Bunu yaparken de sadece göstermelik değil, gerçek anlamda insan onurunu gözeterek varlıklığıyla yoksulu birbirine ezdirmeden bu yardımları yapacağız. O kart herkeste olacak. İhtiyaç sahibini biz belirleyeceğiz ve ona göre onlara destekleri yapacağız. Belirlemeyi adaletle yapacağız. Adaletli bir belediye başkanı olacağıma sizin huzurunuza şeref sözü veriyorum. Çünkü doğmamış yetimin hakkı var. Dulun yetimin hakkı var. Onların da hepsini planladık. Efendim, nasıl yapacağız? Her siyasi partiden oluşan bir komisyon yapacağım. Orada onlarla birlikte belirlenecek. En önemlisi, Türkiye'de unutulan bir şeyi Balıkesir'de hayata geçireceğiz. Planlama. İlk yapacağımız iş Balıkesir Planlama Ajansı. Hepiniz iş dünyasındasınız. Planlanmayan her işin sonunda ya zarar, ya ziyan, ya israf oluyor. Onun için planlayıp bunları da hayata geçireceğiz. BADO'yu hemen ama hemen başlatacağız. BADO, Balıkesir Deniz Otobüsleri. Ancak bu İstanbul'a çalışmayacak. Onu da söyleyeyim. Özellikle bizim bu Kapıdağ Yarımadamızdan tutun, işte Erdek vesaire bu bölgelerimizde, bir de Körfezimizde o hatta olan iki ayrı yörüngeler belirledik. Oralarda çalışacak. Bandırmamıza ve Balıkesir'imizin büyük bir kısmına ve Körfezimizin belirlediğimiz noktalarına raylı sistemleri hayata geçiriyoruz. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı yaptık. Sahil bantı, işte otobüslerdeki şikayetler, otopark sorunları, efendim bir de üniversite. Üniversite cennet. Onun atölyelerini açacağız. Atölyelerini birleştireceğiz. Dünyayla uyumlu bir hale getirerek.
Su fiyatlarını söyledim. Altyapıdan konuşuyoruz. Ben size şunu söyleyeyim. Artık Bandırma'yı sel basmayacak hemşerim. Altyapı bize emanettir. Hemen altyapıyla ilgili girişimlere başlayacağız. Ve altyapımızı gerçek anlamda bir büyük şehir gibi davranarak hayata geçireceğiz. Uzun konuştum ben de. Yok. Ama şunu söyleyeyim. 7-8 gün kaldı. Bu 8 günde inşallah sizin yanınızda büyüyen, sizlerle beraber olan, burada benim hemşerilerim de var, başka abilerimiz var, beraber oturduğumuz kalp arkadaşım var, dostlarım var. Dursun Bey de benim evim, ona göre. Dursun Bey'le başkanım neredeydi? İsmet Bey. Abi Dursun Bey de benim ben merkezim. Bak bunu yürekten söylüyorum. Ve şu anda benim Dursun Bey'de bir evim var. Ve oraya da devamlı...